Türk Silahlı Kuvvetleri 24 Ağustos sabahı 4 sularında Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Cerablus bölgesinde harekat başlattı. Fırat Kalkanı adı verilen operasyona TSK'ya ait zırhlı birlikler ile Özgür Suriye Ordusu üyeleri katıldı. Kısa zamanda IŞİD'in elindeki Cerablus ele geçirildi. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumakta, bu ülkenin kendi halkının iradesiyle yönetilmesini sağlamakta kararlıyız. Operasyonun dördüncü gününde Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türk hava saldırısı sonucunda 15 Demokratik Suriye güçleri üyesiyle 24 sivilin hayatını kaybettiğini iddia etti. Türk Silahlı Kuvvetleri, sivillerin yaşamını yitirdiğini kabul etmezken hava saldırılarında 25 PYD'linin öldürüldüğünü açıkladı. Operasyonun ikinci aşaması 3 Eylül'de başlatıldı. Zırhlı birlikler bu kez Çobanbey'den Suriye'ye girdi. 4 Eylül'de ise Azez ile Cerablus arasındaki bölgenin IŞİD'den temizlendiği açıklandı. Operasyonun ilerleyen günlerinde TSK işbirliği ile ÖSO güçlerinin 60'ın üzerindeki köyü ele geçirdiği bildirildi. Operasyon boyunca 71 IŞİD'linin öldürüldüğü açıklandı. TSK'ya ait 5 tank imha edildi. Türkiye, Fırat Kalkanı'nda 10 şehit verdi.